İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybetmesi üzerine annenin hayat tarzı gündeme gelmişti, getirilmişti bildiğiniz gibi AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tarafından. Meclis Genel Kurulu'nda Zengin'in açıklamaları tepkilere neden oldu. Zengin şöyle bir açıklama yaptı orada kendini savunurken. Türkiye'de kadın mücadelesinde en çok mücadele eden benim dedi. Asu Kayan'ın CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın da cevabı vardı. Burada annenin de hayat tarzı, acılı günde söylemek istemiyorum. Yani annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla alakalı hep çağrıda bulunuyorum. Çöplüklerden yiyecek arayan, hurda parası peşinde koşan bir kadının, bir annenin nasıl bir hayat tarzı olabilir? Yaşam tarzından neyi anlıyorsunuz ben anlamadım. Kafanızda ne şekilleniyor? Ben de bunu söylüyorum. Bu konuya nasıl gelindiğini inceleyelim. Aynen böyle inceleyelim diye öneriyorum ben. Hayat hepimiz acaba eşit mi geliyor? Hayat hepimiz acaba her zaman eşit fırsatlar mı sunuyor? Bu yaşadıklarının mesulü o kadın mıdır, o anne midir? İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangında AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin her şey para değil diyerek annenin hayat tarzını sorgulamıştı. Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yeni günde de sürdü. Burada annenin de hayat tarzı... Acılı günde söylemek istemiyorum. Yani annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla alakalı hep çağrıda bulunuyorum. Sayın Zengin, bir kadın milletvekili olarak esas konuşmanız gereken lütfen bu değil. İktidar olarak siz kafa yordunuz mu? Bir genç kadın, bir anne nasıl bu hale geldi? Buna kafa yordunuz mu? Herhalde bu hayatı o da istemezdi Sayın Zengin. Suçu anneye, kadına yüklemek en kolaycı yaklaşım maalesef. Bu konuşmaları çok savruk ve hakikaten anlamdan kopuk ve ciddiyetsiz buluyorum. Tarkan'a kaç lira para verdiniz konser parası? Ben burada görüyorum 8 milyon. O zaman evine 400-500 lira para için hurda toplayan bir hanımefendiye verseydiniz 1 milyon lira. Madem öyle. Bizim verdiğimiz parayı beğenmiyorsunuz. Siz tüm bu eşitsiz şartlar altında hala her şeyin altında parasal sebepler mi var diyebiliyorsunuz Sayın Zengin. Evet, günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında paranız varsa karnınız tok, yoksa karnınız aç, çocuklarınız aç, yanarak ölürler. Benim bu parayla alakalı meseleyi niçin söylediğimi bence anlamış olması lazım. Çünkü ben Murat Emir Bey de bunu anlamış olarak görüyorum. O çocukları siz kabul etmeseniz de yoksulluk yaktı. Sizin yarattığınız sefalet, yoksulluk yaktı onları. Özlem Zengin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kayan'ın eleştirilerine karşı kendini Türkiye'de kadın mücadelesinde en çok savaşı veren kişi olduğunu söyleyerek savundu. Bakın, ben Türkiye'de kadın haklarını savunduğum için, en çok ne diyelim, tırnak içinde dayağa maruz kalan insanım.